uluslararası bir derneğim, Change the World Together, liderliğim başkanıyım. Dünyayı birlikte değiştirelim. Bu uluslararası kaynağın ya da kitabın yazarıyım. Onlarca dillere çevrilmiş ve sadece son yıl içerisinde 200 binden daha fazla kopyası satılmıştır. 2011 yılından itibaren ben blockchain teknolojisiyle uğraşıyorum. Ve o aynı yılından itibaren ben bütün dünyadaki liderlerle konuşuyorum, görüşüyorum ve dünyadaki finansal sistemin ne kadar adil olmadığını anlatıyorum. Aslında böyle bakarsak bu mali bir piramit. O piramidin başında, aslında böyle bakarsak federal rezerv sistemi dediğimiz başta piramidin başında bir doları, ABD doları basan baskı makinesi diyebiliriz. Ve bütün dünyaya yayınlayan. Aslında böyle bakarsak bu özel bir şirket olarak algılayabilir. Doları basan özel bir şirket. Çünkü arkasında bir devlet bankaları var, devlet bankalarının arkasında özel bankalar var ve özel bankaların arkasında özel şahıslar var. Sonuç olarak özel bir şirket olarak istediği kadar doları basabilir ve baskı olarak algılanabilir. Şu anda dünyada en fazla gelir getiren işi nedir diye bilen var mı? Uyuşturucu değil. Senyoraş isim verilen bir sistem var. Para basım sistemi. Uyuşturucu ve silahlar onları yaklaşamıyor bile. Çünkü onun tek maliyeti boya ve kağıt. Biz de kendiniz anlıyorsunuz dünya çapında doların fiyatı ne kadar. Hepimiz 99.99 saf sırf gelir. Açıkladıkları gibi kimse şu anda bir günde ne kadar ABD doları basılıyor ve piyasaya çıkartıyor kimse bilemiyor. Hatta ABD'nin hükümeti kendisi de bilemiyor günlük olarak ne kadar basıyor. Şimdi maalesef demeyelim, Amerika'nın Cumhurbaşkanı bile Federal Rezerv Sistemi'nden net bir rapor alamıyor. Federal rezerv sisteminde ne kadar altın var, ne kadar dolar var, net rakamları alamıyor. Kendilerinin rakamları alamıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı 4 yıllık süresiyle seçiliyor. Yalnız Federal rezerv sisteminin başkanı 14 yıllık olarak seçiyor. Ve kim kime rapor veriyor belli değil. Normalde bizim çocukluğumuzdan beri bizim kafamıza ne sokuyorlar? Ne kadar çalışırsan o kadar kazanırsın. Ne kadar emek harcarsın o kadar kazanırsın. Ancak hepimiz sonuçları görüyoruz. En fazla çalışan en çok para elde etmez. Genel olarak en çok para eden havadan parayı yapan insandır. Her gün bir piyasaya, ekonomiye yeni bir hacimde dolar çıkartılıyor ve yeni gelen dolar var. Mevcut şirketlerin elinde, rezervdeki elinde, herkesin elinde olan dolarların değerini düşürüyor. Şu anda ama ortaya böyle bir tablomuz çıkıyor. Ne kadar biz çalışıyoruz, ne kadar yeni dolar geliyor. Normalde bilim gelişiyor, robot var, yeni teknolojileri geliyor. Yani dünya sürekli gelişiyor. Ama maliyet ve emek maliyeti maalesef yükselmiyor. Onun değeri yükselmiyor. Ne kadar çalışsak bile maalesef geliri, çünkü tam tersi her şeye zam geliyor, her şeye enflasyon geliyor, üretimin maliyeti. Siz tabii ki soracaksınız, biz Türkiye'de bulunuyoruz, Türkiye'yle ne alakası var? Yani ABD doları, biz Türkiye'de Türk lirası kullanıyoruz, bu bizim milli kullandığımız bir paradır. ABD doları ile ne alakamız var diye soracaksınız. Normalde bu birliğin içerisinde 189 ülkeyi bir araya getiren bir birlik var. O birliğin içerisinde Rusya'da dahil olmak üzere, Türkiye'de dahil olmak üzere bu birliğin üyeleridir. Ve o yerel kullandıkları para birimi altınla desteklenmiyor. Böyle bir anlaşmaya göre her ülke bir anda bütün TL'leri, bütün milli paraları uluslararası dolar ya da euroya değiştirme zorunluluğu var. Bir anda böyle bir şey olursa, böyle bir emir olursa bir anda değiştirmeliler. Şimdi Türkiye ile ilgili açık kaynaklarda ben bilgi bulamadım ama Rusya ile ilgili bulmuştum. Bütün yerel piyasanın yarısı %50'si kadar dolar ile destekleniyor, %40'ı euro ile destekleniyor ve kalan 10 farklı Çin, İngiltere vesaire para varıyla destekleniyor. Bütün 189 ülkenin içerisinde currency board dedikleri bir sistem uygulanıyor. Bu İngiltere'de kendi kolonileri yönettiği bir sistemdir.
Yani herhangi bir ülkede, yani Türk lirası diyelim, aslında bu Türk lirası değildi. Bu %50'si dolar destekli, %40'ı euro ve diğer yabancı paralarıyla destekli. Türk lirası isimli bir kağıt. Uluslararası Döviz Vakfı dünya çapında, bir ülke çapında ya da bir şehir çapında bir insana kredi veren bir banka var. Ama ne şekilde kredi veriyorlar? Fazla faiz isteyerek sürekli bir insanın bir kendisine ödemek zorunda kaldığı bir kredileri sunuyor. Aynısı şu Uluslararası Döviz Vakfı ülkelere aynı kredileri veriyor. Ama ne şekilde veriyor? Bir ülke sürekli o kredileri, o borçları ödemek zorunda kaldığı gibi. Ve hiçbir zaman bu borcu ödeyip çıktım diye hiçbir zaman olmuyor. Bu da ülke çapında, devlet çapında. Bu sistemi kurucuları, onların bir milliyeti yoktur, bir yani bir herhangi bir uğru yoktur. Onlar dünyayı yönetiyorlar, kendi istediği gibi dünyayı yönetiyorlar. Ve bu kadar büyük bir yetkiyi, bu kadar büyük bir gücünü kolay kolay kimseye vermeyecekler ve vermek istemezler tabii ki. Tek başına bu sistemi kazanmak şu anda hiç kimsenin gücü, yani hiç kimsenin gücü yetmez. Tek başına kazanmak için. Hatta birkaç tane ülke bir araya gelirse bu sistemi kazanamaz, bu sistemi yok edemez. Çünkü bu şu anda sadece dediğimiz para onların elinde değil. Onların elinde basın, medya, bunların elinde yetki kaynakları ve etkileyebilecek bütün büyük dev korporasyonları, dev şirketleri onların elindedir. Şimdi bu sisteme karşı gelmeye çalışan herhangi bir liderleri vardı, ülke liderleri varken bunları, yani bunlara karşı gelemeyecek şekilde onlara sert bir tepki verilmiş, onları yok etmişler. Bunlara bir büyük bir örnek, yani önemli. Mevcut sistemin ne kadar adil olmadığına dair daha detaylı benim yazdığım kitapta okuyabilirsiniz. Maalesef şu anda Türkçe'ye çevrilmiş değil ama büyük ihtimal bir ay içerisinde biz onu Türkçe'ye çevirmeye planlıyoruz. 2011 yılından itibaren bütün ülkelerde ben konferansiyonları yaptım, sunumları yaptım, anlattım. Ama şu andaki Mali finansal sistemin ne kadar adil olmadığını bilmek ayrı. Ama buna karşı gelebilecek ve bunu engelleyecek hangi ne tür sistem kurmak gerektiğimizi düşünmek çok ayrı bir olaydı. Bir oyunu başka birinin kurallarına uyarak, başka birinin ortaya çıkarttığı, uydurduğu kurallara oynarsan hiçbir zaman kazanamazsın. Her zaman kendi kuralları yaratman gerekiyor. Şahsi bir kontrolü ele almak gerekiyor. Şu anda insanlar yorulmuş, herkese inanmaktan, güvenmekten yorulmuş. Bir ülkeye, bir ülke liderine, bir şirket liderine, herhangi bir adama, özel şahsa inanmaktan yoruldu insanlar. Şu andaki blockchain teknolojisi devrim bir teknolojisidir. Şu anda bütün dünyada mali, finansal sistemine yenilik getirebilecek bir sistemdir. Bizim sistemimiz zaten blockchain üzerinde kurulmuş, blockchain'e dayandığı yeni bir sistemi kurmayı öneriyor. Neyi? Şeffaf olacak, kimseyi kontrol edemeyecek, asla bir merkezleştirme. Ben eminim ki bizim dünyada böyle bir sistemimiz olacak ki ne bankalarımız olacak, ne kontrol eden insanlar ve ülkeler olacak. Eminim ki er ya da geç hepimiz kripto parayı kullanan bir dünyaya bir araya geleceğiz. Onlar kendi kripto para borsalarında kendi aralarında kur değişikliği yaşayacak. Birinin riskleri daha fazla, birinin geliri daha fazla olacak ve insanlar kripto paraya gelecekler. Şu anda kripto para piyasası daha yeni gelişmekte olan ve başı batıyı andırıyor. Ya kovboylar gelip falan şeyden trenleri kaçırıyorlar, birbirini soyuyorlar, öldürüyorlar. Şu anda biraz taş devrinden biraz çıkmış da başı batıya andırıyor şu anda bu piyasa. Şu moda, şu anda trendi olan, modada olan bir blockchain kelimesiyle çok fazla dolandırıcılık şirketleri üstüne kapatıyorlar. Dolandırıcılık projesi, bir mali piramit, güven piramidi gibi insan, yani blockchain üzerine blockchain ismini koyup da insanlardan para toplayıp kaçanlar maalesef çok fazla projeler var. Farklı borsalar, farklı bahaneler uydurarak, insanların paraları içine kapatarak, belli bir şekilde kapatılıyor. Başka farklı bahaneleriyle kapatıyorlar ve insanların paraları içeride kalıyor.
Çünkü bütün ülkelerde şu anda, yani bugün itibariyle herhangi bir ülkede kanunda, yasada kripto parayla ilgili herhangi bir belli bir kural, belli bir düzenleme yoktu. Ben şu anda neden Türkiye'de bu konferansı kurmaya karar verdim? Çünkü burada Türkiye'de hareket edecek takım liderleri seçmek ve teknoloji açısından bilgili insanları bir araya getirmek ve gelecekte milli ulusal ödeme sistemini kurabilecek bir insanları arıyorum burada. Çünkü ileride Türkiye'yi yani arkasında falan götürebilecek insanları arıyorum. Şu anda diyor bu piyasayı düzenlemek, bir araya bir düzene sokmak imkanı vardır. Kripto para borsaların lisans, zorunlu lisans gibi bir şey yapmak, bir uzmanların birliği kurup da birbirine herkes kendi tecrübesini paylaşabilecek bir görüşmeleri ayarlamak gibi. Na blockchain nedir? Ne şekilde çalışıyor? Gerçekten sağlam olan projeleri, dolandırıcılık projelerden ne şekilde ayırabiliriz diye konuda ben size herkese tek tek öğretmeye hazırım. Çünkü aslında çok zor bir şey değil. Blockchain nedir diye ve ne şekilde kuruldu diye anladıktan sonra hepiniz bunu öğrenebileceksiniz, anlayabileceksiniz. Ben kendi ülkemde blockchain ve kripto para alanında uzman sayılırım ve 2011 yılından itibaren ben bir hani herkes gelip benden öğüt soruyor, tavsiye soruyor ve benim verdiğim bütün ön görüşleri yani bu şekilde olacak, bu şekilde olacak dediğim zaman hepsi gerçekleşti ve o yüzden ben bir uzman olarak sayılırım ve herkes benim görüşme değer veriyor. Ben Türkiye'de sizi bir herhangi bir projeyi desteklemek, atıyorum Prizmi, herhangi bir borsayı, Bitcoin'i falan destekleyecek insanları değil, genel olarak uzman yetiştirmek istiyorum ki siz blockchain başına gelip, Türkiye'deki bütün kripto paraların başına gelip, insanlar gelip sizden tavsiye uzman şekilde sizi getirmek istiyorum ve mali ve finansal sistemlerin adil bir şekilde olması için Türkiye'de başına geçmeniz istiyorum. Şekilde çalıştığını size gösterelim. Şimdi hepiniz şeyden kalem kağıt var, yazmak isteyen not alabilir. Blockchain nedir? Açık muhasebe diyelim. Açık muhasebe defteri. Ama bu muhasebe defterine kim not ediyor, kim yazıyor? Kendi bilgisayarına blockchain'i kuran herkes o açık muhasebe defterinde not ekleyebilir, yazı yazabilir ve veri kaydedebilir. Alexey Marina'ya 3 Bitcoin gönderdim. Kulübümüzde Bitcoin işlemleri bu şekilde gerçekleşiyor. Şu anda herkes kendi bilgisayarını bir blockchain indirdi ve bizim topluluğumuzda yapılan her işlem o blockchain'e otomatik olarak yazılıyor. Atıyorum Alexey Galina Hanım'a 1 Bitcoin göndermiştir. Marina Hanım Galina Hanım'a 2 Bitcoin göndermiştir. Alttan da bir sonuç çıkartalım, bir çözelim. Alexey'in ilk başta 10 Bitcoin'i varken şu anda sonuçta kimde kaç tane Bitcoin olmuş? Bakalım ben de hesaplarım, sonra bakarız sonuçlarımız tutacak mı? Kim kime ne kadar verdi? Alexey Sasha'ya 2 Bitcoin verdi. Doğru mu? Doğru. Alexey Marina'ya 1 Bitcoin gönderdi, doğru mu? 3. Şu anda ne olmuş? Ben sizi kandırmaya çalıştım, dolandırmaya çalıştım. Ben şu anda blockchain'e gerçek olmayan dolandırıcı bir işlemi kaydetmeye çalıştım. Ama siz bir toplum olarak, çünkü bütün blockchain'deki işlemleri sizin bilgisayarınızda ya da elinizdeki kağıtta da aynı yazıldığı için siz bu dolandırıcılığı tespit ettiniz toplum olarak. Ve bu işlemi reddettiniz. Demek ki dolandırıcılığın işe yaramadı. Şu anda ben yanlış bir işlemi oraya kaydetmeye çalıştım ama başaramadım. Alexey Galina Hanım'a 1 Bitcoin verdi, doğru mu? Marina Galina Hanım'a 3 Bitcoin vermiş. Ben tekrar şimdi sizi dolandırmaya çalıştım. Yine blockchain benim dolandırıcı, kandırmaca işlemini reddetti ve devam etti. Toplamda Alexey'de 4 tane, 4 Bitcoin. Sasha'da 2, doğru mu? Marina'da 2. Ben yine de sizi kandırmaya çalıştım. Yine de olmadı. Galina'da da 3 Bitcoin kaldı. Siz şu anda örnek olarak bir toplumu, blockchain toplumu dolandırıcılıktan ne şekilde koru diye hepiniz açık olarak gördünüz. Sizi bir proje batayında başlamış ve gerçekten bu yıl içerisinde Bitcoin'in 8 sene boyunca geçtiği yolundan geçmiştir bile. Rusya'da böyle bir atasözü var. Adillik güçtedir. Şu anda birkaç tane konferans var da dünyanın liderleri, hatta dünyanın top 3 liderlerinden Amerika'da ve farklı ülkelerde gelen liderleri
teknik konusunda ben onları kazanıyorum. Çünkü Bitcoin'de muhteşem kusurlu olan teknolojik çözümleriyle ben onları kazanıyorum. Konuşarak kazanıyorum. Bitcoin şu anda neyle destekleniyor? Soruyorlar. Bitcoin nedir? Bir balon patlar mı? Bir madencilik gücüyle neyle destekleniyor? Çünkü arkasına onu destekleyen hiçbir şey yok. Bazıları diyor ki madencilik güçleriyle destekleniyor diye söylüyorlar. Şu anda hiç kimseye söylemeyin ki madencilik gücüyle destekleniyor. Çünkü şu anda bizim günümüzde 3. iPhone kime gerekiyor? Kimseye gerekmiyor. Çünkü teknoloji o kadar çabuk gelişiyor ki bu belli bir teknoloji belli bir süreden sonra bir demir parçası yerine geçmeye başlıyor. Bitcoin'in neyle destekleniyor? Kendi teknolojisiyle ve benzersizliğiyle destekleniyor. Çünkü sınırlı sayıda Bitcoin'leri var ve herkesi onlara talep çekiyor ve arz talep meselesinden dolayı değeri yükseltmeye başlıyor. Bir tek teknolojiyle destekleniyor Bitcoin. Prizm'in teknolojisi baya daha gelişmiş ve baya daha güzel bir teknolojisidir. Ve şu anda Prizm'in fiyatı başında 1 dolar olduğuna rağmen o kusursuz teknoloji sayesinde biz eminiz ki sadece dolara ulaşıp değil onun önüne de geçecektir diye inanıyoruz. Gerçekten Prizm'e rekabet edebilecek ne kripto paralar var? Geleceğin kripto paraları, yarın çıkacak bir kripto para var olabilir. Ama şu anda bugün itibariyle en iyi biziz. Şu anda diyor ben sadece Bitcoin önünde olan şeyden bizim teknolojisinin gelişmesini anlatacağım. Çünkü CoinMarketCap'ta binden fazla bir kripto para çeşitleri var. Ama bunları çoğu hepsi Bitcoin'in bir kopyası. Bir kitabı alın, onun sayfasını, yazarını değiştir. Ama sonuç olarak kitap aynı kalacak ve geri kalan Bitcoin'in çatallaşmaları yani forkları haline geliyor. Böyle bir projelerini üretmek için 3 gün ve 5000 dolar bir programcılara ödeyeceğin bir para. O kadar. Bunun maliyeti bu kadar proje. Prizm bu Bitcoin'in bir kopyası, bir forku değildir. Bir çatallaşması değildir. Çünkü hatta programlama, farklı bir programlama dilinde yazılmış. Bitcoin C++ programı, C++ programı ile yazılmışken Prizm Java programlama dilinde yazılmıştır. Şimdi ben niye Bitcoin ile kıyaslama yapacağım? Çünkü Bitcoin ana kripto para olarak sayılır ve ben geri kalan kripto paraları dediğimiz, yani tırnak içerisinde kripto para dediğimiz, bunların bir hesaba bile alınmayacak kadar önemli değil. Yani orada bu projenin kurucuların elinde merkezleşme, çoğunda merkezleşme var. Ya önceden falan madencilik yapılan miktarları ya da notları dedikleri kayıt sistemleri falan sadece kurucuların elinde. Bunlar tamamen merkezleştirilmiş bir program var. Bitcoin ile kıyaslama yaparken 8 sene boyunca Bitcoin baya gelişmiş ancak neden? Tam olarak bir ödeme sistemi, ödeme aracı şeklinde değil. Neden biz bu otelde kalırken Bitcoin ile ödeme yapamıyoruz ya da bir kahve içerken Bitcoin ile ödeme yapamıyoruz? Neden? Neden? Çünkü birinci faktör işlem ücretin çok yüksek olması. Diyelim ki 1 dolarlık bir kahve içeceğiniz zaman sadece işlem başında 2-3 dolar komisyon ödeyeceksiniz. Kanka. Şimdi şöyle söyleyelim. Prizm ile ödeme yaptığınız zaman binde 5, yani 1 dolarlık bir kahveden yok bizde %5 değil, binde 5. %0.05. Yani 1 sentin yarısı. 0.05. Yani %5 değil, binde mi? Binde 5. %5 bir sıfır. Binde 5. Yok bu binde 5. Şöyle söyleyeyim, bu 10 dolar altındaki işlemler için geçerli bir komisyon tutarıdır. Diyelim ki 1 milyon doları gönderdiğiniz zaman komisyon ücretiniz 10 dolar. 10 milyon dolarda işlem bir transfer yaptığınız zaman siz hala 10 dolar ödemiş olacaksınız. Bu işlem ücreti, ya bu komisyon ücreti Alexey Bey'e direkt gitmiyor. Bu Prizm'in blockchain içerisinde yeni sayfaları yani yeni blokları oluşturan insanlara ve orada o verileri kayıt eden insanlara komisyon yani bir ödül olarak gidiyor. Bir maaş olarak düşünebiliriz. Bu komisyonu yani şey olarak her insanın bu sistemin çalışmasını sağlayan insanlara ödül bir bonus olarak gidiyordur. Bu herhangi bir
çok güçlü bir bilgisayara sahip olmanız gerekmiyor. Herhangi bir anneanne evde oturup kendi bilgisayarında yapabilecek durumda kolay bir işlem. Birinci, Bitcoin'e göre Prism'in avantajı, burada açıkladık, işlemlerin ucuzluğu diye. İkincisine geçelim. İkincisi büyük bir olumlu avantajı, işlem hızı, blokların oluşturma hızı. Yani bir işlemin onayladığı hızı, normalde Bitcoin'de bir işlem yaptığı zaman ben size hani tamam bu doğru mudur diye sorduğum zaman siz evet doğrudur ya da bu yanlıştır diye onayladınız ya da reddettiniz. Bu onaylama hızı blockchain'de, Bitcoin'in blockchain'inde bir saatten fazla sürüyor genelde. Bazen de küçük işlemlerde bir haftaya kadar bulabiliyor. Bu onaylama, blokların onaylaması. Prism'in bütün işlemlerin onaylaması 1 dakika kadar gerçekleşiyor. Neden şu anda biz bir Bitcoin ile ödeme aracı olarak kullanmıyoruz? Çünkü düşünün, biri bir ekmek almaya gidiyor, fırına geliyor, bir ekmek alıyor, Bitcoin ile ödüyor ama bu işlemin onayı çok uzun sürecek. Ve o hala o ekmeği alamayıp işlemin onaylamasını bekleyecek. İşte o yüzden Bitcoin'i ödeme aracı olarak kullanmıyoruz. Çünkü işlem onayı çok uzun sürüyor. Birinci, ikinci avantajı, ikinci parametreleri, avantaj parametreleri yaptık. Bu işlem hızı, yani Prism'in Bitcoin üzerinde olan üstünlük işlem hızıdır. Üçüncü avantaj ise Bitcoin'in üzerinde konuştuğumuz için onun üzerinde örnek vereyim. Bu işlemlerin yapabilecek işlem kapasitesi, işlem hacmi. Yani dakikada ne kadar işlem gerçekleştirebileceğine dair geçen bir forum yapmışlar, bir toplantı zirvesini yapmışlar ve orada Bitcoin'in ile Visa'nın işlem hacmi, işlem sayısı karşılaştırdılar. Orada maalesef şeyde Visa'ya kadar bile, Visa sistemine kadar bile ulaşamadı. Şu anda Prism'in işlem kapasitesi, işlem hacmi Bitcoin'e göre 2 katıdır. Yalnız teknik açısından bunları bir dakikada yüz binlerce işlem gerçekleştirecek kadar bir ihtimalimiz var, bir imkanımız var. Yalnız şu anda ne internet hızı bunu müsaade ediyor, ne bu kadar kullanıcı, bu kadar talep yok ki bu kadar yapalım. Ama teknik açısından şu anda herkes kendi bilgisayarında yaptıkları için yani bunlar yeterlidir. Yalnız yani ana bilgisayar var, yönetim ana bilgisayara geçtikleri zaman, geliştiği zamanda teknik açısından yüz binlerce işleme yükseltebiliriz. Şu anda böyle sadece ihtiyacı yok. Şu anda 2 katıdır. Bitcoin'in hacminden 2 katıdır. Şimdi ve ana konsept avantajına geçelim. Prism'in ana avantajı merkezleştirme değil, tam tersi. Daha da yayılması, daha da genişletmesi, kesinlikle bir yerde, bir merkezde birleşmemesidir. Yani yayılması. Yeni coinlerin çıkartması ve çalışmanın destekleyecek şu blokların oluşturmasından ayrı tuttuk. Yani birbirinden olarak bağımsız yaptık. Yani biz ne şekilde yaptık? Bu yeni sayfaları, yeni blokları oluşturan insanlar yeni coinleri değil, sadece komisyon alıyorlar. Sadece komisyonları olduğu için yeni çıkartılan coinleri onlardan bağımsız. Bu komisyon ödülü, bu komisyon ücreti yeterlidir. Çünkü bunları, yeni blokları oluşturmak için sadece herkes kendi bilgisayarında çalışabilir. Olağanüstü bir bilgisayar gücüne ihtiyacı yoktur. Olağanüstü bir elektrik sarfiyatına ihtiyacınız yoktur diye. Sadece komisyon alındığı için herkes kendi bilgisayardan bunu yapabilir. O zaman böyle bir soru ortaya çıkıyor. Yeni üretilen coinleri kime, ne şekilde, ne oranda dağıtılacak ve neyin karşılığında? Çünkü madem madencilik için olağanüstü bir elektrik sarfiyatı gerekmeyecek, bilgisayarın gücü gerekmeyecek, bu yeni olan coinleri ne şekilde dağıtılacak, nereye gidecek? O zaman biz düşündük ve MLM dediğimiz bir sistemi ürettik. Bu MLM sistemi yeni coinleri projenin gelişmesi karşılığında coinleri dağıtılıyor. Yani bir bilgisayarın gücü kullanmak karşılığında değil, bir blokların oluşturma değil, projenin geliştirmesi ve insanlara yayılması karşılığında yeni coinler dağıtılıyor. Ne şekilde yaptık?
başka herhangi bir kripto parada, başka herhangi bir projede olmayan para mining dediğimiz bir sistemi kurduk. Bu sistem, sen bu kripto parayı kullanıyorsan, demek ki sen bu kripto parayı yaygınlaştırıyorsun, geliştiriyorsun. Sen ne kadar bunu kullanıyorsan, ne kadar parayı saklıyorsun kendi cüzdanında, otomatik olarak ondan sana bir bonus şey geliyor, bir bonus, bir yüzde geliyor. Başka bir sistemde bulunmayan bir örnek. Ve sizin cüzdanınızdaki coin üretim hızı neye bağlıdır? İlk başta belli bir miktarı para oraya yatırarak, sadece kendiniz bu cüzdanı, bu prizmleri kullanarak belli bir oranda, diyelim ki %10, aylık %10 bir gelir elde edebilirsiniz. Zaten ben kendim kullanıyorum, kendim geliştiriyorum. Ama bunun dışında da kendi altında alt üyeleri yaparak, referral sistemi dediğimiz yaparak, sizin alt üyeleriniz cüzdanlarında bulunan bir coin sayısı, para sayısına göre sizin cüzdanınıza coin yükselme oranını da yükseliyor. Çünkü siz hani arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza o coinleri yayılmasını, yani vererek yayılmasını sağlayarak kendi gelirini bu şekilde şey yapabilirsiniz, yükseltebilirsiniz. Kim ne derse, başka projeleri kim ne derse, bizim referral sistemimiz blockchain'e dayalı olan tek bir sistem Prizm'de var. Blockchain'e dayalı referral, yani alt üyelik sistemi ne şekilde kuruluyor? Sizin cüzdanınızdan bir prizm, en azından bir prizm bir cüzdana gönderdiğiniz zaman, o cüzdan sizin altınızda, sizin üyeniz olarak olmaya başlıyor. Sizin hiçbir zaman silinmeyecek bir bağlantı kuruluyor. Sizin cüzdanlarınız arasında bir bağlantı kuruluyor. Ve bu bağlantı kurulduktan sonra blockchain'de asla silinmez ve sürekli devam edecek. Ve o cüzdanın altında olacak alt üyeler daha sizin sisteminize, sizin yapınıza yeni bir alt üyesi olarak ekleniyor. Ve bu derinlik şeyde 880, 888 уровня, да? 888, 3 восьмерки. 888 seviye derinliğindedir. Bu şekilde sistem kurabilirsiniz. Hangi seviye, birinci, ikinci, üçüncü seviye hiç fark etmez. Çünkü oranla bir alakası yok. Oran da bir farklılık göstermiyor. Toplam cüzdandaki para, coin miktarına bağlı olarak sizin oranınız yükseliyor. Şöyle bir şey, sizin cüzdanınıza erişiminiz sadece siz sağlayabilirsiniz ve orada bir güvenlik, birkaç tane sözcüğü var, güvenlik sözcükleri var. Sadece o sözcüklere erişen kişi sizin cüzdanınıza erişebilir. Onları kaybettiyseniz, parolayı unuttuysanız vesaire, kimse size yardımcı olamaz. Ne? Çünkü teknik destek var, ne bunu kontrol edebilecek kimse de yok. Çünkü tamamen her şey, bütün işlemleri ve bütün verileri blockchain'e yazılıyor ve bu blockchain sizin bilgisayarınızda, sizin elinizdedir. Yani üstte duran kimse yok. Üstte duran sizsiniz. Bütün bilgileri saklayan sizsiniz. Kimse bu cüzdanınızı elinizden alamaz. Sizin yapınızdan elinizden alamaz. Teknik açısından bunu yapma imkanı yoktur. Kimse elinizde bu yapınızı, strüktürünüzü alamaz. Kendi hesabınızı, kendi çocuklarınızı ve torunlarınızı miras olarak bırakabilirsiniz. O yüzden para... cüzdanı açmak için güvenlik bir sözcükleri var. Onları yazın ve hatta kasaya kaldırın. Çünkü ben şu anda bir Apple şirketine bile güvenim yok dedi. Ve çünkü gerçekten bu sistem merkezsiz, merkezi olmayan bir sistem olduğu için ne bir sahibi var, ne bir sizden üstten bir cüzdanınızı etkileyebilecek kimse yok. Ben Alexey olarak, benim de sadece bir cüzdanına sahibim, bir sistemine sahip değilim. Bir cüzdanına sahibim, o kadar. Ben burada bir proje kurucusu olarak önünüzde duruyorum ve benim sorumluluğum bu projenin kaliteli olmasını sağlamak, size kaliteli bir projeyi sunmakla ibarettir. Çünkü ben bir projeyi etkileyemiyorum, bunun merkezsizleşmesine etkileyemiyorum. Bunun bir kaynak kodu var. Ben bunu değil de herkese açık bir kaynak kodu var. Herkesin kontrol edip şu anda, çünkü mali sistemi, bizim kullandığımız mali ve finansal sistemi de adil değildir. Şu anda dünyada olan kaynakları
herkesin ihtiyaçları karşılayabilecek durumda. Ama bu kaynakların ve bu teknolojilerin insanın açgözlüğü karşılamak için. Böyle bakılırsa bir insan ne ihtiyacı duyar? Paranın kendisine değil ama yaşayacak güzel bir evin, çocuklara sağlayabilecek güzel bir sağlık destek ve güzel bir eğitim. Yani aileyle birlikte geçirebileceği güzel vakit, güzel zamana ihtiyacı vardır. Yani parasına ihtiyacı yoktur ama paranın verebileceği o olumlu taraflara ihtiyacı vardır. Ve dünyadaki mali kaynaklar bunun için yeterlidir aslında. Ve biz bu yeni ekonomisini kuracağız, yeni bir dünyayı kurabileceğiz. İşte o yüzden bizim hareketimizin ismi Dünyayı Birlikte Kuralım, Değiştirelim isim konulmuştu. O yüzden ben yeni tarih kurma, yeni bir dünyayı oluşturma ve hepiniz bu programa katılmaya davet ediyorum. Bizde böyle denir, bir kişiliğin büyüklüğü onun yaptığı eylemlerle açıklanıyor. O yüzden dünya çapında bir eylemleri yaparsan o dünyayı değiştirebilirsin. Ben sizi bu dünyayı değiştirmeye davet ediyorum. Şimdi biraz bir ara vermenizi, bir çay kahve içmenizi diyorum ve aradan sonra benim partnerim, blockchain teknoloji şirketi kurucusu Alexander Bey sizin yanınıza şey yapacak. O Prism şirketin altyapısını sağlayacak bir şirketi oluşturdu, kurdum. Acentalık sözleşme istinaden turistik şirketlerle, mağazalarla, çeşitli bir malzeme temincisiyle sözleşmeler kurulacak. Fuslu optum, sete kampanyi. Bu şirketle toptan satın alım sözleşmeleri yapılacak. Bu şirket bu za подарочные сертификаты. Hediye kartları herkes biliyor değil mi? Blockchain içerisinde hediye kartları gibi düşünebileceksiniz ve o hediye kartları Prism olacak aslında kendileri ve ana şirket tarafına finanse edilecek şu hediye kartları olarak algılayabileceğimiz prizleri karşılığında hizmet ve mal satın alabileceksiniz. Kripto parayı, yani Prism kripto parayı resmi şekilde ne şekilde kullanabileceğimiz, yasal çerçevesinde ne şekilde sokabileceğimiz bir sorunun çözümü ilk olarak biz ürettik. Bu sistemi daha detaylı Alexander Bey aradan sonra size anlatacak. Yalnız sizden bir ricam, şu ara içerisinde kimin yapısı, strüktürü daha yapılmadıysa, cüzdanı kimin daha aktif şekilde değilse bunu arada yapın. Çünkü ikinci yarıda 10'er tane Prism, burada katılanlara 10'er tane Prism dağıtılacak. Onlar ileride Bitcoin'den daha pahalı olacak. Şu anda bu 10 dolar değerindeyse ileride bayağı daha değerli olabilir. İnşallah. O yüzden kimin das boh deveret. O yüzden kimin cüzdanı daha aktif değilse aktif hale getirin. Çünkü dağıtmaya başlayacağız. Ve diyor bunun böyle olacağını ben size kanıtlayacağım diyor. Ben eminim dünya er ya da geç bu teknoloji seviyesine ulaşacaktı. Sadece bizimle birlikte ya da biz siz bilmiyoruz ama eminim bizimle olduğumuz zaman bayağı daha hızlı olacaktır.